Bak Türkiye'nin halkçı devrimci televizyonda film. Elbap'ta işit sıkışmış durumda. O ele geçen malzemelere baktığında onda. Fabrikalar durdurdular, makineler söktü. Evet, Merkel görüşmesi. Asker diz çökmez. İran'da başlıklarda hayır diyenler de. Emperyalizm böyle kolay mı vazgeçiyor? Gerilimin yükseltilmemesi gerektiğini. Orada Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu bilgilerim. Evet, bugün 25 Temmuz 2017 Salı Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı devrimci televizyonda televizyon gazetesine yine çökertmeden başlıyoruz. Çökertmeden, çökertme neresi? Çökertme Muğla Milas'ta. Biraz tarif edeyim. Bodrum'a 22-24 kilometre. Buradan sonra bir 45 dakika Akbük, Akyaka mevkii var. Yani Gökova Körfezi'nin hemen hemen ortasında. Depremin hemen hemen ortasındaydı. Atlattık, bir şey kalmadı. Hayat normale döndü. Ve burada bir hemen gazetelerin bir gündemine bakayım. Türk basını neler söylüyor? Aydınlık bildiri Avrupa Parlamentosu'ndan nöbet HDP'den demiş. Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de okuduğu adalet bildirisi Avrupa Parlamentosu'nun raporunun kopyası çıktı. Yürüyüşten cesaret alan HDP bugün adalet nöbeti başlatıyormuş. Hürriyet gazetesi Cumhuriyet davasını dün başladı. Çağlayan Adliyesi'nde Cumhuriyet davası... Çağlayan Adliyesi'nde miydi? Bu Silivri'de miydi? Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Dünya izliyor demiş. Cumhuriyet davası başladı demiş. Ayrıntılar var. FETÖ soruşturmasında bir bölümü 267 gündür tutuklu Cumhuriyet gazetesinin 17 yazar, yönetici ve çalışanı hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet neredeyse bugün tam sayfa vermiş kendi davasını. Hukuk dersi diye iddianame ilk duruşmada çürütüldü demiş. Sözcü MİT raporundaki şok detay, Adil Öksüz'ün amcasının oğlu, savcı dayısının oğlu, hakim, ikisi de hala görevde diyor. Karısını ve 3 çocuğunu darbeden 15 gün önce Amerika'ya göndermiş. Eniştesi FETÖ mollası diye ayrıntılar veriyor. Sabah gazetesi Huzur ve Güven'in fotoğrafı demiş. Yıllardır terör örgütü PKK'ya aktarılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kaynakları kayyumla birlikte vatandaşa yönelince halkın ve çocukların yüzü güldü. Yeni Asır bu bölgede, Ege bölgesinde çıkan bir gazete. Oldukça da yaşlı bir gazete. Yani köklü bir gazete. Yaşlanmış da olabilir. Doğruya gülünecek bir şey yok. İbretlik sergi demiş. FETÖ'nün büyük hainliğini ve sahtekarlığının unutulmaması için ibretlik sergi. Bir sergi açıyorlar. Fethullah Gülen cemaatinin lüksü, şaşası ve kullandığı bir takım silahlar. Gazete mi lazım? Yok, hayır, şey. Peki. Yer açalım. Rahat. Şimdi bu gazetelerden bir gündem çıkar mı Türkiye'ye bu başlıklardan? Bilmem yani, pek benim kafamda bir Türkiye gündemi canlanmadı. O yüzden biz kendi gündemimize dönelim. Bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çökertmede kırmadı, geldi. O kadar konferansın, o kadar toplantının, o kadar siyasi eylemin arasında. Sayın Perinçek, hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Siz bir gündem çıkarabildiniz mi bu başlıklardan? Yok. Yani Türkiye'nin şu andaki asıl gündem, tabii şurada bir gündem var. Aydınlığın getirdiği Avrupa Parlamentosu'ndan, evet, şey veriliyor, yol veriliyor. Nöbet tutuyor HDP PKK. O Türkiye'nin gündemine oturan bir olay. Evet. Öbür Cumhuriyet Gazetesi'nin yargılanması da tabii FETÖ yargılamaları kapsamında, o da Türkiye'nin gündeminde olan bir olay. Peki. Peki sizin gündeminizde ne var? Bunlar var. Yani bunlar. Şu var. Türkiye bugün bir vatan savaşı veriyor. Asıl Türkiye'nin gündem de demeyelim. Bu stratejik olay. Yani Türkiye 24 Temmuz 2015'ten bu yana bir vatan savaşına girdi. PKK'nın tepesine Türk Silahlı Kuvvetleri indi ve hendeklere gömdü PKK'yı. Arkasından Fırat Kalkanı ile Amerikan koridoruna girdi. O gündem devam ediyor. Bu bir stratejik gündem. Yani Türkiye ile Amerika arasında hesaplaşma. Bir cümleyle isterseniz Türkiye'nin gündemini açıklayalım. Türkiye, burası batı değil mi? Atlantik sisteminden kopuyor, doğuya, Avrasya'ya, Asya'ya yerleşiyor. Yani Türkiye kamp değiştiriyor. Türkiye stratejik bir yöneliş içerisinde. Yani 1945'ten 1980'e kadar bir küçük Amerika
altı oyuldu Cumhuriyet'in. Öyle bir süreç yaşadık. 80'den sonra Turgut Özal'larla birlikte Milli Devlet'in tasfiyesi dönemi başladı. 2014 yılında PKK'nın Türkiye üstüne çullanarak o döneme son verdi ve şimdi 2014'ten bu yana dikkat edin Türkiye'de neler konuşuluyor. Birinci ticaret ortağımız Çin, ikinci ticaret ortağımız Rusya, üçüncüsü Almanya, hepsi Avrasya ülkeleri. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne başvurdu. O Türkiye NATO'yu tartışıyor. Türkiye İncirlik üssünü Amerika Birleşik Devletleri'ne kapatmayı tartışıyor. Vatan Partisi İncirlik kapatılmalıdır diyor. Kürdistan projesi var Amerika ile İsrail'in. İkinci İsrail tabii bu. Kürdistan değil. Bir referandum konusu var. Evet, referandum konusu var. O da aynı Vatan Savaşı'nın bir alt başlığı. Hepsini toplayacak olursak Türkiye Atlantik sisteminden kopuyor ve Avrasya'daki yerine yerleşiyor. Neresi orası? Kemalist devrimi tamamlayabileceği iklim. Atlantik sisteminde Kemalist devrim boğulmak istendi. Ağır ölçüde tahrip edildi. Yıkıntıya uğratıldı. Ama Avrasya'da ne var? Bağımsızlık var, başarılık yaşamak var, eşitlik var diğer devletlerle, ülkelerle, ekonomik gelişme var, güvenlik var, terörü bitirmek var. Mezhep, bilmem kavim ayrılıkçılığına ve fanatizmine, bağnazlığına, yobazlığına son vermek var Avrasya'da. Dolayısıyla Kemalist devrimi tamamlamak var. Evet. Yani Türkiye 1945'ten 2014'e kadar devam eden 69 yıllık bir Atlantik sürecinden sonra şimdi kendine gelmeye başladı ve Asya'da tekrar stratejik Kemalist devrimi tamamlama hedefine yönelebileceği bir iklime kavuşuyor. Peki Atlantik sistemi Türkiye'nin bu Avrasya'ya kaymasına kolay kolay izin verecek mi? Bir takım şeyleri kullanmayacak mı? Kullanmıyor mu? Kullanıyor. Mesela? Mesela FETÖ'yü kullanıyor. PKK'yı iki tane önemli aracı var. FETÖ'yü kullanıyor. FETÖ zaten Gladio. Yani Gladio niçin Türk Devleti'nin içinde NATO'nun Gladio'su örgütlendi? Türkiye'yi kontrol etmek için. Yani sağa sola gitmesin. Aynı bir atın ağzına gem takar gibi. Gladio bir devletin ağzına takılan gem. O gemle ipler kimin elinde? Dizginler. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Sağa sola gidecek olursa o gemle Türkiye'yi kontrol ediyor. Gladio. Bu Gladio işte İtalya'sında, Almanya'sında, Norveç'inde, Yunanistan'ında, Fransa, De Gaulle buna isyan etmiş. Dedi ya bu NATO dediğiniz Amerika'nın kontrol örgütü. Bu bir savunma teşkilatı değil. Bizi Amerika NATO aracılığıyla kontrol ediyor diye rahmetli değil de müteveffa De Gaulle söylemişti. Ondan sonra. Rahmetli değil de müteveffa. Müteveffa tabii. Müslümanlar için rahmetli diyoruz. Ve Müslüman olmayan şahsiyetler için de müteveffa diyoruz. Yani kaybettiğimiz diyelim vefat etmiş olan. Ondan sonra onlara da iyilik diliyoruz ayrı mesele. Evet. Onu tespit etmişti De Gaulle ta o zaman. Ve işte FETÖ'de, Türkiye'de, Türkiye Atlantik'ten ayrılmasın. Amerikan politikalarının güdümünde devam etsin. Bunun için yerleştirilmişti ta Turgut Özal zamanından beri. Bir ikinci bir aracı Amerika'nın PKK. Gladio'da bir kayma, bir yer değiştirme oldu galiba. Yani biz hep onu seferberlik tetkik kurulu, hep Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bilirdik ama şimdi başka bir yerde olduğunu görüyoruz. Tabii Silahlı Kuvvetleri'nin içinde olduğu da çıktı. Evet. Hayda ama merkezi. Merkezi olarak. Merkezi doğru. Yani merkez daha çok polisin içine geldi Turgut Özal'dan sonra. Tansu Çiller döneminde mi asıl? Çünkü Tansu, sizin yazdığınız Turgut Özal, Tansu Çiller. Evet. Evet doğru. Turgut Özal, Tansu Çiller. Yani Turgut Özal'ın devamı olarak Tansu Çiller döneminde Turgut Özal'ın Özal özel şeyi örgütü, Çiller özel örgütü. Yani bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı özel örgütler oluşturdular ve bunlar Amerika gladiyosuydu. Ve o süreci içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika gelip Irak'ı bölünce tehdidi güneyden görmeye başladılar. Ama Amerikancı yönetimler, Turgut Özal gibi, Tansu Çiller gibi Amerika'nın kontrolünde olan yönetimler bu durumda kendi cihazlarını, aygıtlarını, örgütlerini, devletin içerisinde silahlı örgütlerini ve
istihbarat örgütlerini oluşturmaya yöneldiler. O bakımdan Gladio'nun merkezi de polise ve oralara kaydı. Ve 15 Temmuz gecesi de o silahlı örgütlenmeyle daha iyi tanışmış olduk. Evet. Eskiden böyle bir örgüt var falan filan diye söylüyorduk Türkiye'nin vatansever güçleri olarak. Ama nerede, hani silahı nerede, silahı yok, cemaatin silahı mı olur falan. Ya diyor ki silah ordunun depolarında, polisin depolarında. Silah silah böyle yerin altında işte gömülmüş veyahut da öbür adi basit terör örgütleri gibi sağa sola saklanmış, evde gidip aradığınız zaman bulacağınız silah değil, ordunun depolarındaki, hangarlarındaki. Devletin silahını kullanıyor. Silah. Evet. Peki 15 Temmuz darbe girişimi o zaman Türkiye'nin Avrasya'ya kayması, Türkiye'nin Atlantik sisteminden kopmasını ve işte Kuzey Irak'ta, Suriye'de oluşturulan ikinci, üçüncü İsraillerin kukla devletlerin oluşumuna Türkiye'nin engel olması için yapıldı diyebilir miyiz? Ya evet. Daha şöyle, geniş kapsamlı anladım, da olabilir. Yani şöyle, yani doğru. 15 Temmuz darbesi Türkiye'nin tekrar Amerika tarafından kontrol altına alınması. Yani elinden çıkıyor. Neden elinden çıkıyor? PKK'nın üzerine yürüyor. Şimdi Türkiye'nin 24 Temmuz'da PKK'nın üzerine yürümesi ve açılımın son bulması Amerikan siyasetinden bir kurtulma, ayrılma. Onlar iki, FETÖ'nün üzerine Türkiye'nin gitmeye başlaması. Efendim tutuklamalar, ordudan, polisten, devletin içinden FETÖ unsurlarının tasfiye edilmeye başlanması. Bu da Amerikan siyasetinden Türkiye'nin kurtulması olayı. Buna Amerika'nın cevabı ne oldu? 15 Temmuz oldu. Evet. Yani Amerika dedi ki bir, FETÖ'nün üzerine gidemezsin. Bu benim örgütümdür, gladiyondur. Bunu tasfiye edemezsin. İki, PKK'nın üzerine gidemezsin. Ben Türkiye'nin bölünmesine karar verdim. Tam tersine açılımı devam ettireceksin. PKK Güneydoğu'da devlet yetkilerine sahip olacak, haraç toplayacak, mayın döşeyecek. Bunlara göz yummak veya da bunları kabul etmek, tanımak zorundasın. Özellik yapacaksın. Madem bu benim öngördüğüm siyaset ve stratejiden ayrılıyorsun, o zaman ben darbe yapar ve hükümeti ele geçiririm. Siyaset sosyolojisinde tam da FETÖ terör örgütü dediğimiz yapılanmayla PKK terör örgütünün içinde bulunduğu yapılanma paralel devlet yapılanması diye niteleniyor. İkisi de paralel devlet yapılanması gibi görünüyor. İkisi de Amerika tarafından kontrol ediliyor. Fakat PKK devletin içine FETÖ çapında sızmak şansına sahip değil. O ayrılıkçı, kavmiyetçi ayrılıkçı olduğu için onun orduya sızması, diğer devlet kurumlarına sızması falan kolay çok değil ama FETÖ üzerinden o da sızmış oluyor. Yani FETÖ ve PKK Amerika tarafından yönetildiği için ikisi sonuç itibariyle Amerika'nın iki aleti. Evet. O bakımdan FETÖ ile PKK'yı yöneten merkez aynı merkez. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet kurumları diyelim. Sayın Pençek, bu iki terör örgütüyle mücadelede açık bir şey var. İkisinin de halk desteği yok. Şuradan örnek verebilirim ya da yok mu, siz nasıl görüyorsunuz diyeceğim sonunda ama. Bakın Hendek Savaşı'nda Kürt kardeşlerimiz Irak tarafına ya da Suriye tarafına kaçmadılar. Adana'ya geldiler, Mersin'e geldiler evet. Ve PKK'lı teröristleri güvenlik güçleriyle baş başa bıraktılar. FETÖ ile mücadele konusunda 15 Temmuz'da gördük ki halkımız eline bayrağı aldı ve sokağa çıkarak bu terör örgütüyle mücadele etti. Oysa çok uzun yıllardır yapılan bir provokasyon bu. Türkiye'de iç savaş çıkarmak, Türk'ü Kürt'e kırdırmak, laik olanı dindar kesimle kırdırmak falan. Neden bir türlü beceremiyorlar bunu Türkiye'de? Beceremesinler tabii. O ayrı da. Şimdi neye bağlı olsunuz bu bütünleşmeyi? Size katılıyorum. PKK'ya Kürt vatandaşlarımızın özellikle Haziran 2015 seçimlerinden sonra desteği hızla azalıyor. Yani PKK'ya bir halk desteği yok. Bunun en temel sebebi Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız Türk milletinin bir parçasıdır. Ve bunların aslında ana dili Türkçe. Yani şu mana, analarının
memesinden emdikleri dil değil de en çok kendini ifade edebildikleri, en iyi konuştukları dil Türkçedir. Ve Türk milletinin bir parçası haline gelmişler. Bu bilince sahipler. Yani sorduğunuz zaman kendilerini evet kavim kökleri itibariyle farklı köklerden gelebilirler. Bu konuda zaten kimsenin bir itirazı yok. Ama uluslararası bir maçta Galatasaray'ı destekliyorlar. Bir tarihi içinde. Değil mi? Ha? Uluslararası bir maçta Galatasaray'ı destekliyorlar. Türk milli takımını destekliyorlar. Millet o demek zaten. Yani uluslararası maçta Türk milli takımını destekleyip sokakları fırlayıp bayrakları dalgalandırdığın zaman o onun artık yüreğinin ve bilincinin Türkiye için atmaya başladığını kalbinin tespit ediyoruz. Milletin bilinci yani sevinçte ve tasada bir olmak dediğimiz olay Türkiye'nin Hakkari'sinden Edirne'sine kadar bütün vatandaşların paylaştığı duygular. O bakımdan Kürt vatandaşlarımız kendilerini Türk milletinin bir parçası, bireyi, vatandaşı olarak görüyorlar. O bilinçteler, o duygulara sahipler. Yine bir örnek geldi aklıma. Güneydoğu'da bir askeri araç devrilmişti. Bir cemse dediğimiz tarzda bir araç ve çok sayıda asker yaralanmıştı. Hemen çevre köylerdeki insanlar koştular, kurtardılar. Tabii. Halbuki hani zulüm yapıyordu Türkiye onlara? O daha önemlisi, hatırlayacaksınız o Habur olayından sonra falan Güneydoğu'da bazı kargaşalıklar vesaire PKK bir takım terör eylemleri kışkırttı falan. Böyle kısa bir dönem oldu. Orada Kürt vatandaşlarımız Mehmetçik gelsin ve burada can güvenliğimizi sağlasın dedi. Ve şimdi de Kürt vatandaşlarımız arasında Türkiye'ye bağlılığı en güzel gösteren olay Mehmetçik'in bugün sağlamakta olduğu huzuru benimsiyor ve destekliyor. Yani biraz önce gazetede böyle bir şey gördük zaten. Bakın yıllardır terör örgütü PKK'ya aktarılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kaynakları kayyumla birlikte vatandaşı yönelince halkın ve çocukların yüzü güldü. Neresi burası? Diyarbakır. Tabii yani vatandaşlarımız, şimdi ben bu yıl Muş'a gittim, Iğdır'a gittim, Diyarbakır'a gittim ondan sonra. Yani bir ayağım orada diyeyim son 5-6 ay. Daha önce ben sizi Yüksekova'da gördüm. Oralarda çok tabii. Mardin'de eski gördüm. Eski gittiklerimi falan söylemiyorum. Yani Vatan Partisi'nin hep oralardadır. Kadroları vardır ve orada çok hızlı gelişiyor Vatan Partisi. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kürt vatandaşlarımız ve Güneydoğu ve Doğu halkımız kesinlikle orada Mehmetçiğin sağladığı, polisin sağladığı güvenliğin tadını alıyor ve huzura kavuştuğunu söylüyor. O bakımdan PKK'nın hendeklere gömülmesini bütün kalbiyle destekliyor. Sur'da da destekliyor, Şırnak'ta da destekliyor, Van'da da destekliyor, Özalt'ta da her yerde destekliyor. Bu çok önemli ve oraya Türk devletinin ve askerinin ve polisinin huzur götürmesi aynı zamanda Türk milletinin birliğini, beraberliğini güçlendiriyor. Peki ben o bakımdan PKK'dan PKK Haziran 2015'te bir fırsat yakalamıştı. HDP'yi meclise soktu. CHP elinden tuttu hop meclise PKK'yı soktu Cumhuriyet Halk Partisi. O PKK için büyük bir fırsattı. Meclise girmişti. Ve bir kısım iyi niyetli vatandaşlarımız da ya bunlar meclise girsinler. Orada akıllansınlar. Teröre başvurmasınlar diye oy veren oldu. O var ama galiba asıl şey ya şu Tayyip'i böyle indirmez. O da var. Gibi o da bir var. Şey i̇kisi de vardı. İkisi de kullanılıyor. Yani bir kısım dendi ki ya Tayyip'e karşı Amerika ile birleşelim, PKK ile birleşelim. Tayyip Erdoğan'a karşı. Bu fikir de var ama bir fikir de ya bunları meclise sokalım. Ondan sonra orada akıllanırlar, uslanırlar, terörden vazgeçerler ve Türkiye onlarla kucaklar ve bütünleşir gibi bir ham hayal de vardı. Ama o Haziran'dan sonra şu gözüktü. Birdenbire PKK silahlı hareketleri azgınlaştı. Taçbaşı uslandırmadı galiba. Evet, azgınlaştı. Evet. O da bir fırsattı PKK için. O fırsatı kullanmadı. Tabii ona Türkiye'nin cevabı kararlı oldu. 24 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti ve PKK'yı hendeklere gömdü. Zaten silahsız bu işin olması mümkün değil. O Kılıçdaroğlu'nun
ikide bir efendim bu iş silahlı olmaz, başka şeyle olmaz, bir tek silahlı olur. Bakın, silahlı bir örgüt var ve silah bırakmam diyor. Bırakmaya kalksa Amerika diyor bırakamazsın, o silahı ben sana veriyorum, o silahı kullanacaksın diyor. Ve o temelde oluşmuş çıkarlar var ondan sonra. O nedenle PKK'nın silah kullanmak dışında başka türlü bir uslandırılması, bastırılması şansı yok. PKK ancak silahla bastırılır. Bir kere Türkiye bunu öğrenecek. Evet. Vatan Partisi de zaten bize soruyorlardı. Efendim, Kürt sorunu için çözümünüz nedir? Bir, devletin yaptırım gücü kullanılmadan bu iş çözülmez. Yani Türk devleti yaptırım gücünü, yani silahı kullanacak polisiyle, askeriyle terör örgütünü etkisiz hale getirecek. Bu birinci madde. İkincisi, Kürt halkını kazanacağız. Kürt yurttaşlarımızı kazanacağız. Üçüncüsü de komşularla, yani Suriye, Irak ve İran'la, Azerbaycan'la, Lübnan'la işbirliği yapacağız. Üç madde. Birinci maddeye niçin silahı koyuyoruz? Belirleyici olduğu için. Devlet olmanın temel unsurlarından genel, biri değil mi? Genel bir söz. Başka bir bağlamda, başka bir olayda, başka şey olabilir ama şimdiki olay nedir? Amerika PKK'yı silahlandırıyor. Eskiden inan, nerede silahlanıyor? Büyük müttefikimiz. Hiç büyük müttefik PKK'yı silahlandırır mı deniyordu. İşte gördü herkes. Çünkü evet. Amerika hem de Cumhurbaşkanı, yani başkanın ağzından. Trump diyor ki ben veriyorum silahı diyor. Ben diyor PKK'ya veriyorum. YPG. Yasa çıkartarak. Hatta yani. Bırakın ismini değiştiriyor. Bakın geçen gün bir Amerikalı general dedi. YPG'yi falan dedik ya, bu isim kirlendi. Siz bu... Ama ona bakarsanız bakın, PKK'nın yani, şimdiye PKK kadar... PKK öyle bir örgüt ki... Neredeyse 20-30 ismi var. Evet. Ama ismini hep Amerika değiştiriyor. Evet. Hani şeye benziyor bu. Yani mafyatik aileler olur. Çocuğun ismi kirlenir. Ve delikanlının adı kirlenir. Kabadayılık, şu bu, hırsızlık, yan kesicilik, adam öldürme vesaire. Kirlendikçe nüfusta ismini değiştirirler yeni bir isimle falan. Şimdi Amerika bunu açıkça general geçen gün 4-5 gün önce de çok uzun bir itirafı o. 5 gün önce general dedi ki biz YPG'yi dedik ki dedi bu sizin bu isminiz çok kirlendi. Gelin bu ismi değiştirin. Biz emir verdik ve değiştirdiler. Evet. Yani şimdi bakın bu nasıl bir haysiyettir bu. Bir örgüt ismini bile Amerika koyuyor. Bir örgüt Amerikan bayrağı altında savaşıyor. Bir örgüt Amerika'dan silah alıyor. Böyle Amerika bir, ona benim kara ordum diyor. Amerika ona benim piyade gücüm, kara ordum diyor. Evet. Kara kuvvetim kara diyor. Kuvvet. Kara kuvvetim diyor. Böyle bir örgüt. O bakımdan PKK'nın kimliğini, karakterini, tıynetini çok net saptamak lazım. PKK Amerika'nın stratejik piyonudur. Stratejik piyadesidir. Peki ama burada bir akıl tutulması yok mu Sayın Genel Başkan? Şöyle bir akıl tutulması. Yani siz beni 30 yıldır bilirsiniz. Ben tabii, geçmişte tabii, sol hareketlerden tabii, gelen tabii, bir hepimiz, insanım. Tabii, hepimiz öyle. Ve ben mesela Deniz Gezmiş'i hep anti-emperyalist olarak evet, gördüm. Hep elinde Türk bayrağıyla gördüm. Babama çok teşekkür ederim. Beni Mustafa Kemal'le tanıştırdığı için evet, diyen bir... Evet. Solun simgesi var ortada evet, ama evet, şimdi kendisine sol diyen arkadaşlara nereden arkadaşım oluyorsa bakıyoruz bir PKK seviciliği, bir anti-emperyalist olmadan sol olunabilir mi? Anti-emperyalist bir sol PKK ile böyle bir ilişki içine girebilir mi? Bu akıl tutulması değil mi? Fransa devrimi sırasında veya diyelim bizim cumhuriyetin kurulduğu yıllarda solun tanımı krala ve padişaha karşı olmaktı. Yani ne vardı Fransa devriminde? Kralcılar ve kralı devirmek isteyen cumhuriyetçiler. Sağcılar kralcıydı, solcular cumhuriyetçiydi. Yani değiştirmek isteyenler, yeniyi getirmek isteyenler sol, eskiyi korumak isteyenler sağ. Evet. Değil mi? Şimdi her dönemde koşullara göre bu sol sağ tarifi başka bir özellik kazanıyor. Bugün de nedir Türkiye gibi ülkelerde, yani mazlumlar dünyasında solun bir tek basit tarifi var. Emperyalizme karşı olan. Emperyalizme karşı olanlar sol, emperyalizmin hizmetinde olanlar sağ. Ama tabii vatandaşın kavramında bu tam böyle değil. Yani Türkiye'de diyelim daha dine bağlı olanlar sağ, efendim daha layık olanlar sol gibi tanımlar da ortaya çıktı. Ya bu tanımlar da tarihsel süreçlere çok şey değil, aykırı değil, ayrı mesele ama doğru tanım şu. Bugün
emperyalizme kim karşıysa, yani diyelim imam emperyalizme karşı, imam hatip okulu mezunu veya öğrencisi emperyalizme karşı, işte o soldu. Yani kim emperyalizm işbirlikçisi, PKK gibi, efendim FETÖ gibi, işte aşırı sağ onlar. Yani emperyalizme bugün aşırı sağ, aşırı gerici kimdir diye soracak olursak, Türkiye'deki en gerici örgütler, iki tane en gerici örgüt var. Biri FETÖ, Fethullah Terör Örgütü, öbürü PKK. Çünkü bunlar emperyalizme en bağımlı örgütler. Onun için yani siyaset, ben siyaset bilimcisi, devlet teorisi hocalığı da yaptım Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Yani benim alanım bu, bilimsel çalışmalarımda yoğunlaştığım alan. Bugün Türkiye'deki en gerici örgüt FETÖ ve PKK'dır. Gericiliğin merkezi bunlar. Onun için hani bir takım sözüm ona ilericilerimiz var. Efendim bir yandan FETÖ ile kol kola, bunu ilericilik olarak, sen en gerici örgütle kol kolasın, en gerici örgütle berabersin, dolayısıyla gericisin. Peki yani gericiliği tanımlayan güç bugün dünyada, gericiliğin merkezi Amerika. Bütün dünyada gericiliğin merkezi Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü emperyalizmin kaptanı diyelim, emperyalizmin lideri olan devlet Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bütün dünyada gericiliğin, tutuculuğun merkezi Amerika Birleşik Devletleri. Her ülkede de hangi örgüt Amerika'ya en bağımlıysa, en işbirlikçiyse, o en gerici şeyi, konumu temsil ediyor. Evet. FETÖ ve PKK o bakımdan Türkiye'nin en gerici, en sağcı örgütleridir. Tamam, sol sağ kavramlarını bıraktım. Evet. İnsanların bırakalım, çünkü kafası karışabilir. Kafasında oralarda karıştırmayalım. Farklı şeyler var. Ama evet, daha kafalarda net oturan bir kavram var. O kafa karıştırmaz diye düşünüyorum. Atatürkçülük. Atatürk. Vatanseverlik diyelim. Çünkü Atatürk'te de kafa karışıklıkları var. Yani öyle emperyalizme karşı olan insanlarımız var ki Atatürk'e de yan bakıyor. Hayır, ben Atatürk'ün bizatihi kendi düşüncesini, kendisini söyleyeceğim şimdi. Eğer bir insan Atatürk'ü doğru anladıysa ve Atatürk'ü kavradıysa, temel olarak anti-emperyalist olmak zorunda. Ya Atatürk ne demek? Ama bakıyorsunuz, Atatürk'ün kurduğu parti bu noktada Atatürk'ten çok uzak bir yere düşüyor. Nasıl olabilir bu? Oluyor, oldu. Bu 1945'te başladı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün bakın, Avrupa Parlamentosu aydınlıkta bir yazı dizisi başladı. Yunus, evet, Soner'in çok esaslı bir şekilde meseleleri koyuyor. Yani Avrupa Parlamentosu'nun kararlarını koyuyor. Adalet, sözüm ona, adalet yürüyüşündeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ondan sonra açıklamalarını ve diğer açıklamalarını koyuyor. Karşılaştırıyor, birebir aynı. Yani bunların nabzına şerbeti kim veriyor? Amerika veriyor, Avrupa veriyor, Atlantik sistem veriyor. Avrupa'da da Amerikancı Avrupa veriyor. O bakımdan bu 1945'lerde Amerika'nın Türkiye'ye girdiği dönemde başladı. Yani ilk defa küçük Amerika olacağız diyen Nihat Erim. O zaman 45'te genç bir bakandı. 46 da olabilir, 45 oldu. Yani tarih 1-2 yıl oynayabilir. İnönü kabinesinin genç bakanlar, parlak, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir insan gözüyle bakılıyordu Nihat Erim'e. Nihat Erim dedi ki, biz dedi küçük Amerika olacağız. Bakın. Bundan 4 sene sonra da Celal Bayar, o dedi küçük Amerika olur. Yani Türkiye'nin sistemi iktidar ve muhalefetiyle 45'te ne yaptı? Kemalist devrimi terk etti. Atlantik sisteminin güdümü içine girdi. Şimdi Kemalist devrimde bir Atatürk'ü düşünelim. Küçük İngiltere olacağız. Hayır, veya, Atatürk büyük yani, Türkiye olacağız diyordu. Büyük Türkiye tabii, yerine yani küçük Türkiye Amerika'ya olacağız. Razı şimdi oluyorsunuz. Evet. Yani Atatürk küçük İngiltere olacağız der mi? Küçük Amerika olacağız der mi? Yani Atatürk işte benim aklımın almadığı da o. Hiçbir şekilde Atatürk herhangi bir devletin veya sistemin küçüğü olmayı kabul etmez. Yani Atatürk'ün nedir? Biz devrimci, siz her sabah söylüyorsunuz ya, halkçı devrimci televizyon değil. Evet. Atatürk halkçı devrimci Türkiye olacağız. Bağımsız halkçı devrimci Türkiye olacağız. Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık devrimci Türkiye olacağız. Alto. Yani Atatürk'ün yaptığı işle, yani herkesi işiyle tanımlamak lazım. Atatürk'ün yaptığı işle anti-emperyalist
mazlum milletlerin ilk kurtuluş savaşını verdi. Hatta Atatürk'ten yani 1914'te başladı diyelim kurtuluş savaşımız. 22'ye kadar 8 yıl sürdü. Orada o savaşın en sonunda mührünü vuran, zafere damgasını vuran büyük önderi, büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Paşa'ydı. Atatürk'ün yaptığı iş emperyalizmle savaş. Bırakalım Atatürk'ü, 200 yıldır yaptığımız işe bakalım. Yani yalnız Atatürk'le yapmadık biz bu işi. Evet. 200 yıl, Vatan Yahu Silistrelerden falan başlayarak, 200 yıldır bizim Türkiye olarak yaptığımız iş emperyalizmle savaş. Dün 1908 devriminin yıl dönümü evet, mesela. 1908. Jön Türkler bununla tabii, bilir. Yani Türkiye'nin en büyük iftiharı bu, en büyük gururu bu, en büyük onuru bu. Dünyada kaç tane devlet var, ülke var, millet var 200 yıldır emperyalizmle savaşıyor. Yani Türkiye var, Çin var. Ondan sonra hani diyelim belki İran var, Rusya var falan. Yani sayılı 3-4 tane imparatorluk birikimi tarihçesi olan ülkelerdir bunlardır. Bunlar 200 yıldır emperyalizmle savaşıyorlar bu ülkeler. Onun için Türkiye'nin yaptığı iş emperyalizmle savaşmak ve Türkiye'de de siyasette konumlanmalar belli. İki tane mevzi var. Ya emperyalizmin mevzisindesin Vahdettin gibi, Damat Ferit Paşa gibi, ondan sonra İstiklal Savaşı'mızın üzerine sürülen diyelim gerici isyancılar gibi, PKK gibi, FETÖ gibi, ya emperyalizmin mevzisindesin veya emperyalizme karşı vatan mevzisindesin. Başka bir mevzi yok. Evet, aralarda falan bocalayan, gelelim dönelim tekrar siz CHP'yi sordunuz. İşte CHP o 45'lerde başlayan tarihiyle sistemin, Majesta'nın muhalefeti oldu. Ya da ilk önce iktidardı, 50'den sonra da Majesta'nın muhalifi oldu. Hani İngiltere'de diyorlar ya, Majesta'nın muhalifleri yani kralın, kraliçenin, kralın muhalifi. Ama kralın muhalifi, muhalif değil. Kralın yönlendirdiği ama şimdi muhalif. Geldiğimiz noktada bakın, çok daha vahim bir gelişme. Türkiye 2015 yılı 24 Temmuz'dan bu yana, işte ikinci yıl dönümü oluyor, 24 Temmuz dündü, ikinci yıl dönümü oluyor. İki yılda bir vatan savaşı veriyor. Bu vatan savaşına karşı olan güçlerin merkezi Cumhuriyet Halk Partisi. Vatan savaşına ne diyor? Çamura battınız diyor. Bakın, Türk ordusu savaşıyor, Cumhuriyet Halk Partisi liderleri çamura batıyor diyor. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Orta Doğu bataklığına girdi. Orta Doğu bataklığına girdi diyor. Şimdi bunu dediğiniz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi bunu dediği zaman nasıl haklı çıkar? O batakta ordu batar, yenilir, Cumhuriyet Halk Partisi haklı çıkar. Ama yani yenilmiyor. Artık yenilmiyor, CHP yeniliyor. Ama CHP de aynı söylemi devam ettiriyor. Tabii çünkü emperyalizmin güdümüne girmiş, PKK'nın, FETÖ'nün ortasına oturtulmuş, bir koluna FETÖ'yü, bir koluna PKK'yı takmış. FETÖ'cüleri, PKK'cıları hapisten çıkartmaya çalışıyor. Artık o mevziye yerleşmiş. 15 Temmuz tiyatrodur söylemi de benzer bir şey değil mi? Çünkü bakın Sayın Perinçek, bilmiyorum kim ne derse desin ama biz 15 Temmuz gecesi Amerika'yı yendik. Yendik yani. Yenmedik, tiyatroda yendik. Öyle diyor Cumhuriyet Halk Partisi. İşte onu söyleyeceğim. Ya bir sevinç duyulması gerekirken. Bakın şimdi bu ne oldu? Halk tarafından mahkum edildi. Bu kontrollü darbe dediler. Ve öyle bir şey ki Rusya'sı, İran'ı, Çin'i, Suriye'si, Irak'ı falan filan herkes burada mevzileniyor. Bir vatan savaşı oluyor. O vatan savaşının içinde bir Ankara'da, İstanbul'da Amerika ile Türkiye arasında bir savaş var. Yani 15 Temmuz darbesi de Türk-Amerika Savaşı'nın çok önemli bir savaşın en şiddetlendiği artık bir dönüş noktası. Göğüs göğüse nokta. Göğüs göğüse ve... O kışlalarda yaşanan evet. Efendim o değil midir? İşte evet. Ömer Halis Demir'in yaptığı, evet. İşte Van'dan şeye Elazığ'dan evet. Van'a geçmek isteyenleri evet. Durduran komutanlar, evet. O kanlı çatışmalar ve şimdi oldu öyle bir orada. Şey ki bakın mesela kontrollü... Suikastler olur, kontrollü bir takım sabotaj eylemleri falan olur ama o kadar çok askeri birlik harekete geçirmiş, çeşitli kuvvetler harekete geçirmiş, Amerika'da mı kontrol altında? Yani Amerika'da o darbenin içinde, peki onu kim kontrol ediyor? Yani uzaydan mı kontrol ediyor? O kontrollü darbeyi
Kim yapıyor? Allah mı yapıyor? Yani saçma sapan. Saçma sapan bir fikir ve kaynağı onun da belli. Rubin'in yaydığı bir rapor var biliyorsunuz, 138 sayfalık. Evet. Onun da başlığı Bayları. Tiyatro. Evet. Uzun bir başlığı var. Orada da tiyatro geçiyor. Gerçeğin peşinde diye de internette falan bütün izleyicilerimiz bulabilirler. O şeyi, raporu, gerçeğin peşinde denen raporu CIA, efendim, FETÖ'nün NATO'daki subayları ki Türkiye'ye dönmediler, Amerika'da doğrudan dolayı CIA'nın emri altında artık çalışıyorlar. Bunlar hep birlikte oturdular. Bizim Sayın Beyazıt Karataş, emekli tümgeneral, hava pilot tümgeneral, genel başkan yardımcımız, bunu onu yazan hava tümgenerali de, eski NATO'cu generali de saptadı. Yani bu onun yazısı dedi. Çünkü bu 138 sayfanın içinde bir tek onun bildiği bilgiler var dedi. Yani bunlar oturdular, böyle bir rapor yazdılar. Sizin partide de maşallah ne evet. uzmanlar var. Evet. Evet. İki satır evet. okuduğu zaman esaslı kaldı. Esaslı komutanlarımızdan evet. çok birikimli. Hayır, ben Sayın Karataş'ı şahsen tanıdığım için çok kaliteli çok komutanlarımız var. Beyazıt Karataş komutanımız da Hava Kuvvetleri'nin pırlantalarından, yıldızlarındandır. Partimizin şimdi genel başkan yardımcısı. O şeyde, raporda, Rubin'in yaydığı raporda 138 sayfalık ana fikir şu: bu darbe kontrollü darbedir. Ve bu darbeyi kim yaptı? Tayyip Erdoğan ve Doğu Perinçek yaptı. Yani, yaptınız mı? Benim niye haberim yapmadım, olmadı? Yapmadım. Peki, tamam, iyi, tamam. Kamuoyuna burada açıklıyorum. O darbeyi ben yapmadım, Tayyip Erdoğan da yapmadı. O darbe kontrolü darbe değil. Ve bakın, o raporun sonunda en son şuraya getiriyor. Diyor ki bu darbeyi yapanlar ileride uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar. Hayır, kim onlar? Doğu Perinçek, Tayyip Erdoğan, 4-5 tane Hulusi Akar bu şekilde sayıyor. Şimdi bakın, Türkiye nereye geldi? Emperyalizmi artık Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Güller, FETÖ, PKK emperyalizmi kollarından bütün güçleriyle Türkiye'nin içine çekmeye çalışıyorlar. Gel müdahale et. Gel müdahale et. Adalet yürüyüşünün başındaki açıklama da öyle bir şey. Dünyaya çağrı yapıyorum diye başladı. Yani Türk evet. milletine bir çağrı yok. Arkasından peş peşe Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazıları çıktı. Nerede? New York Times'ta. Guardian'da İngiltere, ondan sonra Almanya Frankfurter Allgemeine Zeitung, Avusturya Der Standard, bütün Batı organlarında kampanya halinde, bütün Batı Kılıçdaroğlu'cu oldu. Batı dediğim Atlantik sistemi. Hı hı. Ve Kılıçdaroğlu'nun o yazılarında da şu var: hedef alınan İran, Irak, Suriye, Putin, Rusya. Bunlar diktatör ilan ediliyor. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki Putin diktatördür, İran diktatörlüktür, Suriye diktatörlüktür, Irak diktatörlüktür. Hatta Suriye için, Beşar Esad için, o diyor kendi halkına o kadar zulmetti ki halkı başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Yani Kılıçdaroğlu Beşar Esad'ı buradan bütün Türk milletine ve Orta Doğu'ya, bütün Batı Asya halklarına ve ülkelerine de bu bilgiyi veriyorum. Batı Asya halklarına dediniz. Bunu bir yere not edeceğim. Batı Asya. Evet, Orta Doğu'ya Batı Asya diyoruz. Evet, size sormak halkları. İstediğim bir şeydi bu. Batı Asya halkları. Doğru ülkeleri. Kavramları kullanmak evet. siyasette evet, diye çok hoşuma gitti evet, o yüzden. Batı Asya diyor. Evet. Çünkü Orta Doğu Batı'dan bakarak verilen bir isim. Batı Asya Batı'nın dediğin, verdiği bir isim. Evet. Orada diktatör ilan ediyor. Bir daha sayalım. Rusya'yı, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı Kemal Kılıçdaroğlu diktatörü ilan ediyor. Ve Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Şimdi bunun beşini diktatörü ilan ederseniz buradan ne çıkar? Bir bilmece. Şimdi bir bilmece soralım izleyicilerimize. İran, Irak, Suriye, Rusya ve Türkiye'yi diktatörlük ilan ederseniz buradan ne çıkar? Bilenler ne kazanacak? Bilenler onu... Ne verelim? Kitap verelim. Tamam. Bunu bize... yollasınlar lütfen. Şöyle bir kitap verebiliriz. Kaynak yayınlarının bu bir iki son birkaç gün içerisinde Türk ordusunun bugünkü ideolojik çizgisi diye çok güzel bir kitap çıktı. Peki ben Halil Nebiler hesabından, Twitter'dan cevaplarınızı bekliyorum. Facebook'a Halil Nebiler 2 diye girebilirsiniz. Oradan bekliyorum. Evet. WhatsApp'tan bekliyorum.
kitabı kazanacaksınız. Bilmeceyi tekrar edelim. Programın sonunda vereceğiz cevabını. Evet, cevabı veririz. Evet. Tamam. Bu programın bilmecesi şu. Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Rusya'nın yönetimlerini diktatör ilan ederseniz buradan ne çıkar? Nur topu gibi neyiniz olur? Buradan çıkacak bu ülkelerin diktatör ilan edilmesinden çıkacak ürünü nur topu gibi evladı lütfen belirleyin. Bilmecemiz bu. Bilenlere o Türk ordusunun stratejik çizgisi. Hepsine mi? Hepsine mi? Ne o kadar çok izleyici var ki çok önemli bir bölümü bilebilir. Kitap bir an bomba baskı yapar. Bir süre koyalım. 10 dakika daha az ama. Peki 15 dakika koyalım. 15 dakika koyalım. Yani 12'ye için kadar. Şu anda 20 var. Ben biraz izleyiciden yanayım. Ama 20 var. 20 dakika kadar. Yollayanlar lütfen adreslerini de bildirsinler. Tamam. Oraya kaynak yayınları Türk Ordusu'nun Stratejik Çizgisi adlı kitabı takdim edecek. Bu kitap şu bakımdan çok önemli. Kitabın Genelkurmay Türk Ordusu'nun bugünkü stratejik çizgisi. Yazarı? Yazarı yok. Sunuşunu ben yazdım. 30-40 sayfalık bir sunuş yazdım. Bu kitabı da konumuzla ilgili FETÖ yargılamalarında Genelkurmay'dan bir rapor talep etti mahkeme. Ankara galiba 14. Ağır Ceza Mahkemesi. Yani Ankara'nın ağır ceza mahkemelerinden biri Genelkurmay'dan bilgi istedi. Genelkurmay da onlara bir rapor gönderdi. Evet. Genelkurmay Başkanlığı'nın bir tüm generalin komutası altında bir ekip tarafından bu rapor hazırlandı. Raporda şu bakımdan önemli. Yani bugün Türk ordusunun bütün ideolojik yönelişlerini, tavırlarını ortaya koyan. Yani FETÖ konusunda bir rapor ama o FETÖ konusundaki raporu yazarken aynı zamanda Türkiye'nin yaşadığımız sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakış açısını yansıtıyor. Ve sonuç itibariyle Genelkurmay'ın damgasını, mührünü, imzasını taşıyan bir rapor olduğu için çok çok önemli. O raporda da Fethullah Gülen'le yabancı güçler arasındaki işbirliği falan filan onlar belirlenmiş oluyor. Efendim Sayın Genel Başkan başımıza dert aldık gibime geliyor. Reciden sürekli izleyici bastırıyor. Şu bilmeceyi bir daha sorun tam duyamadık bilmece diye. Bilmece şöyle. Çok kitap gidecek gibime geliyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediğim gazetelerde yani Frankfurter Allgemeine Zeitung, Guardian, New York Times, Der Standard gazetelerinde şöyle bir tespit var, iddia var. Kılıçdaroğlu diyor ki Rusya'daki rejim diktatörlüktür, İran'daki diktatörlüktür, Suriye'deki diktatörlüktür, Irak'taki diktatörlüktür, Türkiye'deki diktatörlüktür ve bu diktatörler işbirliği halindedir. Bilmecemiz şu, Türkiye, Rusya, İran, Irak ve Suriye diktatörlükse buradan ne çıkar? Bunları diktatör ilan ettiğiniz zaman buradan kucağınızda neyi bulursunuz? Bunu bilmece cevabını gönder. Bunun cevabı bir sözcük, en fazla iki sözcük. Ama programın sonunda söyleyeceğiz onu. Programın sonunda söyleyeceğiz. Peki, Sayın Perinçek, 45 dakikadır konuşuyoruz. Evet. Ben sizi fazla yordum. Öyle mi? Ben yorulmadım. Bir güzel... Yorulmadınız mı? Ben yoruldum. Yok siz reklama geçeceksiniz. Reklama geçmeyeceğim. Beni bahane ediyorsunuz. Yok reklama geçmeyeceğim. Ne? Biz şimdi Çökertme'deyiz. Evet. Ege'deyiz. Ege ile Akdeniz'in arasında bir yerdeyiz. Evet. Ege deyince zeybek vardır değil mi? Evet. Koca Arap zeybeği. O benim en sevdiğim zeybek. Ben de severim. Şimdi Onur Akdoğu vardı. Zeybekler diye çok güzel 3 ciltlik bir kitabı vardır. Zeybekler üzerine yazılmış muhteşem bir araştırmadır. Ve Onur Akdoğu da benim çok sevdiğim can arkadaşımdı. Ondan sonra ismi gibi çok onurlu, karakterli bir aydınımızdı ve iyi bir araştırmacıydı. Ona buradan bir selam gönderelim. Maalesef kaybettik onu 2 sene evvel. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. O Onur Akdoğu'nun, Onur Akdoğu'ya sormuştum. En çok sevdiğin zeybek hangisidir diye. Koca Arap zeybeği dedi. Hakikaten siz neden seversiniz? Onun Koca Arap zeybeği, Kadıoğlu zeybeği. Yani bunlar muhteşem zeybekler. Onların namelerinde yani ağır havadır zeybek. Yani böyle paldır küldür bir hava değildir. O zeybeğin
bütün ağırlığı ve güzelliği sanki o koca Arap zeybeğinde yoğunlaşmış. Estetik bir heybet mi diyeceğiz? Estetik bir heybet değil mi? Kendine güven. Yani zeybeğin en önemli özelliği bir kere bireyseldir. Ondan sonra ve aşırı bir özgüven. Ondan sonra ben yaparım, basarım, bastığım yeri titretirim. Ondan sonra ve o ağırlıktaki estetik çok müthiş. Yani haldır huldur bir oyun değildir. Başı bulutlara değecek kadar dik değil mi Sayın Demirel'in deyimiyle? O sıçrayışlar ondan sonra değil mi o zeybeklerdeki ondan sonra ve hareketlerdeki o ağırlık aslında zordur. Yani o haldır huldur oynanan oyunlarda zorluk yoktur. Bizim Kemalye oyunları da ağır havalardır ve aslında o ağır havalardaki şeyler, hareketler çok daha zordur. Devrimci Televizyon'da, Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi Çökertme'den devam ediyor. Konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Efendim sizin Çökertme'yle bir ilginiz, alakanız, sizi burada bulduk. Hatta işte yüzerken kilometrelerce gördük ettik. Biraz... Ben burayı çok seviyorum. Ya bu benim, burası benim yaylam. Yayla. Yaylaya buraya çıkıyorum ben. Biraz bölünüz. Daha Datça Yarımadası. Bakın yayla ya, yazmak, yaymak. Düz, düzlük. Gerçi yayla tabi Türkçe'de plato anlamına geliyor. Evet. Plato da düz. Plate. Tabak. Düzlük anlamına geliyor. Deniz yaylası. Yayla. Ha, bu ova gibi şey. Yayla esas olarak yüksek yerdeki düzlükle. Değil mi? Burası da sıfır yükseklikte, irtifadaki. Ne zamandır burayla bir şeyiniz var? Ben burayı var. Şöyle 19 yıl mı oldu burası? Tam kaç yıl oldu bilmiyorum. Yani dün 18-19 yılı oldu falan diye Hasan Ayvaz bahsediyordu. Büyük emek verdi. İşte o aradaki Silivri dönemi. Hasan Ayvaz şuradaki kısa boylu adam mı? Kısa boylu değil. Kısa boylu. Yok, neresi kısa boylu? Kısa boylu değil. Orta boylu. Orta diyelim. Uzun, tamam, orta boylu. Ondan sonra. İyi arkadaşınız büyük, galiba. Bayağı savundunuz. İyi, çok severim. Ondan sonra çok kaliteli bir insandı. Ha, buraya büyük emek verdi. Aile emeğiyle onu 18 yılda falan çok güzel bir yer. Yani köy burası, sakin. Rahatsız eden hiçbir şey yok. Ne otomobil gürültüsü var, ne tren geçiyor, ne otobüs geçiyor, ne başka bir şey. Suyu son derece temiz, güzel. Şu anda iki ses var duyabildiğim. Bir Ağustos böcekleri, bir dalga sesi. Evet, geldi. İkisi de güzel. Evet. Sabahları horoz sesi var. Horoz sesi ya var. Ben horoz sesini çok seviyorum. Yani horoz sesiyle çalar saatle uyanmaktan yani çalar saat sesini hiç sevmem. Ama horoz sesi çok hoşuma gidiyor. Yani sabahları doğanın içinde olduğunu hissediyorsunuz. Etrafı tamamen ormanlık, yeşillik. Bir iki yerde zeytinlikler de var. Ondan sonra yani bulunmayacak bir yer. Yani Türkiye'de ben bu kadar güzel yazın yüzmek için, dinlenmek için bu kadar güzel bir yer çok az olduğu kanaatinde. Yani benim gördüklerim arasında. Onun için çok seviyorum burayı. Evet. Ve de dostça bir ortam. Yani bir aile ortamı gibi. İnsan mesela beni 5 yıldızlı bir otele ben bir gün kalamıyorum oralarda. Yani, ama burada yediğinizi içtiğinizi de kendiniz belirliyorsunuz. Aşçıya gidiyorsunuz, bana şunu yapar mısın diyorsunuz. Dostça, oluyor. Arkadaşça bir ortam. Herkes birbirini seviyor. Bir de burada iddialı tavla maçları var. Aman o tavla maçları. elimde tavla maçlarıyla ilgili belgeler var. Islak imzalı belgeler. Onları siz yayınlarsınız. Evet. Şimdi Yaşar Ünlü, sorunun cevabı bu ülkelerin bölünmesi çıkar demiş. Aysun Bekar Güneş. Doğu Bey ve size sevgiler, selamlar. Kitabı o kadar şey ki, garantici ki kitabımı şuraya gönderin diyor. Kitapta istiyorum derken çok katılım var, çok yanıt var. Onları ben yine vereceğim. Haber merkezimize, evet, bize de gelen. Rejiye de çok sayıda çok gelen var. Bakalım işte ne kadar kitap dağıtacağız. Kaynak yayınlarını iflas ettik galiba. İflas ettik. Sayın Perinçek, Ulusal Kanal
17 yıldır yayın yapıyor. Evet. Bir milli bir kanal. Evet. Milletin kanalı ama sadece o kadar da değil. Halkçı bir kanal, devrimci bir kanal. Ve bu kanal arkasında herhangi bir büyük sermayeyi, bir holdingi taşımıyor. Millet taşıyor bu kanalı. Arkasındaki en büyük güç. Hiçbir kanalda olmayan muazzam bir güç var arkasında, Türk milleti evet, var. Bakın 15 bin civarında belki daha fazla gönüllüsü var. Yüzlerce, binlerce ortağı var. Ama buna rağmen öyle şeyler gelişiyor ki, işte Ergenekon balyoz sürecinde 8 defa basıldı, bütün yöneticileri, çalışanları gözaltına alındı, tutuklandı vesaire. Ama yayını bir saniye bile kısmadı, durdurmadı. Bu ekran hiç kararmadı. Evet. Yalnız şu anda önemli bir problemle karşı karşıyayız ulusal kanal olarak. TürkSat üzerinde bunu yayınımızı evet. yapıyoruz. Ama müthiş bir ücret istiyor. Evet. Bu şöyle bir gariplik, bir holding televizyonundan da aynı ücreti istiyor. Diyelim Antep'te yayın yapan bir televizyondan da aynı ücreti evet. istiyor. Aylık 1 milyon dolar reklam geliri de olsa aynı ücreti istiyor. 50 bin lira reklam geliri de olsa aynı ücreti istiyor. Dolayısıyla bakkaldan siz üzüm leblebi alırken fukaraya ayrı fiyatla, zengin ayrı fiyatla vermiyorlar. Ama yani bir adaletsizlik de var ortada şimdi. onu öyle bakmıyorum. Ben sizden yanayım, ayrı mesele. Yani biliyorum. Ama işte neyse, başka örnek evet. vermeyeyim. Bu da ulusal kanalı oldukça zor duruma soktu bir iki aydır. Bu ay sonuna kadar, ayın 31'ine kadar bayağı bir para. Parayı da telaffuz edeyim. Evet. 150 bin lira civarında bir paranın hemen yatırılmasını istiyorlar. Evet. Vallahi buradan biz hani öyle büyük bir güce dayanıyor ki ulusal kanal. Bizim bu 3-5 cümleyi söylememiz bile çok sayıda yurttaşımızı, vatanseveri harekete geçirecektir. Konuyu şunun için size açtım. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak bizim kanalın sorunuyla ilgilenmek zorunda vallahi değilsiniz ama. Valla bırakın siyasi parti genel başkanını. İran devleti yöneticileri, Suriye devleti yöneticileri, Irak yöneticileri, Rusya yöneticileri, Çin yöneticileri, Lübnan yöneticileri falan. Bunlar da ulusal kanaldan birçok şeyi izliyor ve iyi ki ulusal kanal var Türkiye'de diyorlar. Onu söyleyeyim. Yani ulusal kanal uluslararası kanal oldu. Yani adı da büyüdü. Evet. yani ulusal kanal artık dünyada önemli bir kanal. Çin'de arkadaşımız var. Suriye'de var. O sizin İran'da arkadaşlarınız var. Ayrı Irak'ta mesele var. Ama o devletlerin yöneticileri de şunu söylüyorlar. Türkiye'den biz doğru haberi Aydınlık'tan alıyoruz. Ulusal kanaldan alıyoruz. Evet. Ve ulusal kanal hem Türkiye'nin geleceğini savunuyor. Bağımsızlığını, başıdık yaşamasını savunuyor. Aynı zamanda başıdık bir Türkiye Suriye için, Irak için, İran için, Rusya ve Çin için de gerekli. O bakımdan Orta Asya Cumhuriyetleri'nde de Azerbaycan'da da aynı şeyi görüyoruz. Ulusal kanal uluslararası kanal oldu. Yani düşmanın en çok dikkat ettiği ve korktuğu kanal oldu. Dostların da en çok özendiği kanal oldu. Evet. Şunun için size getirdim de sizin parti tabanınızın da çok önemli bir bölüm. Evet. Bir şeye gıcırdım ama ne? Sıcak bir şey içerseniz. Çok özür dilerim. Bir şey olmadı. Doğal şeyler mi? Şimdi şu. Vatan Partisi tabanının da çok yoğun izlediği bir kanal. Evet. Ve darbe gecesi. Bu darbe Fethullahçı Amerikancı bir darbedir, ezilecektir diyen ilk kanal. Tek sizin kanal. De ilk kanal değil, tek kanal. Yani darbeye şöyle, karşı çıktığınız bir kanal. Böyle koyan hiçbir kurum ve basın organı olmadı. Yani bu Amerikancı, Fethullahçı bir darbedir diye ne AKP'nin organları, ne başka organlar, ne başka partiler söylemedi. Bu Amerikancı, Fethullahçı bir darbedir dedi Türk ordusu. Bu darbenin içinde değildir dedi ve Türk ordusu bu darbeyi ezecektir dedi. Bu çok, yani darbeler kötüdür, tarihimizde bilmem ne, böyle demiyor. Bu darbenin bir kere kimliğini koydu. Amerikancı, Fethullahçı bir de Adnan Türkkan çıktı, değil mi? Evet. Ulusal kanalın genel yayın yönetmeni olarak çıktı, çatır çatır oradan bütün Türkiye'ye ilan etti ve herkese görevlerini de hatırlatmış oldu.
benim Vatan Partisi Genel Başkan konuşmalarımda yine bu konuda ulusal kanaldan bir iki televizyon daha verdi ama esas olarak ulusal kanal. O bakımdan çok büyük tarihi bir görev yaptı ulusal kanal. Her zaman o görevin ve nöbetin başında. Yani ulusal kanal bir vatan nöbetinde sürekli ve 24 saat nöbette, 31-30 gün nöbette ve 365 gün nöbette ve yıllardır nöbette. Bu nöbetin devam edebilmesi için ulusal kanalın karşı karşıya kaldığı bu tehlikeyi, bu yayın yapamama tehlikesi evet, var. Bu evet. Sorunu 17 yıldır hizmet ettiği millete havale etmek istiyorum. Hep öyle çözdü burada. Zaten. Ulusal kanal arkasında milletin gücü olduğu için karşılaştığı zorlukları hep millete açtı ve milleti seferber ederek çözdü. Yani Atatürk çizgisinde. Yani milleti seferber ederek Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Şu anda ben bir tekalüfü milliye kanunu teklif ediyorum bütün Türkiye'ye. Altta arkadaşlar kimleri arayacaksınız, kimlerle konuşacaksınız bu sorunun çözümü için o telefon numaralarının iletişim bilgilerini verecekler. Ama ulusal kanal her zaman olduğu gibi yine millete dayanarak yayını sürdürecek ve bu millette ulusal kanala karşı olan hassasiyetini bir kez daha gösterecek. Kim gibi? Mazıköy'deki Mustafa Hoca gibi. Kim gibi? Gökbel'deki Mehmet Efe gibi. Evet. Onlar hemen geldiler bizleri vurdular sorunun çözümü için. Hepinizi bu hassasiyete davet ediyorum. Evet, gerçek Yursa mesela Mustafa Hoca'yı iyi tanırım Mazı'daki. Evet. Yani o bir gerçek bir cumhuriyet aydınıdır. Yani bütün bu bölgede o insanlarımız var. Buraya gelerek buldu ve ben müdahale etmek çok istiyorum dedi. Bütün çok Türkiye güzel. Bunu yapacaktır diye yapacağım. Düşünüyorum. Tabii. Peki efendim şimdi biraz avukatlık yapayım ben. Buyurun. Ama şeytanın avukatlığı. Tabii. Şöyle. Şimdi birinci bölümde konuştuk. Evet. Neyi konuştuk? Türkiye, Amerika'nın Türkiye'deki iki gücünün belini kırdı. PKK'nın evet. ve FETÖ'nün. Evet. Yani bu bir anti-emperyalist tavır oldu. Evet. Atlantik sistemine darbe oldu. Evet. Tamam ama aynı iktidar, aynı AKP iktidarı. Bu sefer tutuyor müfredattan Atatürk'ü kaldırıyor. İşte onun yerine cihat öğretmeye çalışıyorlar ilkokul çocuklarına. Bunun gibi bir takım gerici, cumhuriyet karşıtı, cumhuriyeti tasfiye edici eylemleri var. Bu kez de sokaktaki seçmenin, ortalama insanın kafası karışıyor. Ya ne oluyor falan diyor. Ne oluyor? Haklı. Yani burada vatandaş, yani cumhuriyete sahip çıkan, Atatürk devrimine sahip çıkan, Türkiye'nin vatansever birikimine, aydınlanma birikimine sahip çıkan, onun nöbetçisi olan bir millet var. Yani onun için o tepkiler çok haklı, çok yerinde ve Türkiye'yi ayakta tutan da o tavırdır. O bakımdan biz de Vatan Partisi olarak sürekli olarak AKP iktidarının bu tür uygulamalarına karşı mücadele ediyoruz. Ve lafla değil. Her alanda mücadele, her cephede mücadele ediyoruz. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul açma ve kapatma yönetmeliğinde bir değişiklik yaptılar ve okullar açılırken aynı zamanda o okullarda mescitler ve abdesthaneler kurulacak şeklinde yeni bir yönetmelik hükmü getirdiler. O hükme karşı da Vatan Partisi derhal mücadele başlattı ve Danıştay'a başvurdu. Hukuk büromuzun yöneticileri Sayın Turgut Okyay Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Cengiz, Sayın Nusret Senem arkadaşlarımız bir şey hazırladılar. Danıştay'a başvuru metni dilekçe hazırladılar ve o dilekçemizi verdik ve takip etmeye devam ediyoruz. Son bu yapılan son müfredatta yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ne okutulacak konusundaki yönetmelik değişikliği de o AKP'nin içinde bir kesim var. Bir böyle kin, bir kim var Cumhuriyet'e karşı, Atatürk'e karşı böyle bir türlü atamadık, izleyemedikleri. Bakın sıkıştıkları zaman 15 Temmuz gecesinin sabahı, 16 Temmuz sabahında bir bakıyorsunuz AKP binasının önünde genel merkezinin kocaman bir Atatürk posteri. Yani orada Atatürk'e sığınıyor. Biliyor Atatürk korur. Yani her tarafa hakimiyet milletindir sözüyle ama ismini yazmadan donatıyor. Olabilir. Hakimiyet milletindir.
ondan sonra falan. Ama sonra da ne oluyor? O böyle şey var, bir ur var. O ur tap kendini, başını tekrar o çıban gösteriyor. Bir çıban var. Yani kanında bir bozukluk var AKP iktidarının. Kanında kan dolaşıyor. Kanında bir bozukluk var. Halk öyle söyler. Bir çıban çıktığı zaman kanında bozukluk var der. O bozuk olan kan bir yerden kendisini çıban olarak gösteriyor. Ama bu Türkiye ile savaşmaktır. Ve bu şekilde vatan savaşı da götürülmez. Yani AKP iktidarı FETÖ'nün üzerine yürüyor. PKK'nın üzerine yürüyor. Burada Vatan Partisi'nin dediği yere geldi. Yani FETÖ ile beraber hükümet kurmuştu. O hükümet bozduk. PKK ile açılım yapmıştı. O da bozuldu. Ondan sonra bir noktaya geldi. Ama orada tutarlı olabilmesi için bir kere Atatürk'le olan savaşına son vermesi lazım. Ve o bozuk kanı temizlemesi lazım. O Atatürk'le olan savaşı da çok dengesiz. Şöyle dengesiz. Bakıyorsunuz Lozan küçümseniyor bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağzında. Ama dün Lozan'ın yıl dönümünde yaptığı açıklamada Lozan'ı kutsuyor. Tabii şimdi yani bakın iki şey var. İki şey var. Bir Türkiye var. Türkiye'nin mecburiyetleri var. Dinamikleri var. Türk milleti var. Onun eğilimleri var. Onun kararı var. Onun değerleri var. Onun namusu var. Bir de tarihten gelen bir gericilik var. Yani Türkiye'nin bağımsızlık savaşını hep baltalamış. Ondan sonra içeriden vurmuş. Türkiye'nin modernleşmesi, çağdaşlaşmasına hep sabotajlar yapmış falan. Bir tarihsel çamur var, tortu var. Kan bozukluğu dediğimiz o. Evet. Bunun ikisi arasındaki savaş AKP içinde de devam ediyor. Yani AKP içinde de vatansever olan ve Atatürk'ün Atatürksüz bir Türkiye olmayacağını, Atatürksüz bir toprak bütünlüğü olmayacağını, vatan olmayacağını, Atatürksüz bir hayat olmayacağını kavramış, anlamış insanlar var. Yöneticiler arasında da var. Bir yandan da o yobaz birikim var. Bunun ikisi arasındaki mücadele orada da devam ediyor. Sanki aslında bütün AKP'nin bakın, içinde bütün birkaç Türkiye'de AKP bu devam ediyor. Bütün Türkiye'de devam ediyor. Bakın şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşüne de ne oluyor? Seyit Rıza efendim Şeyh Said'e karanfiller bıraktık diye insanlar geliyor. Şeyde Tunceli'de en son yapılan yürüyüşte Necmettin Öğretmen için yapılan yürüyüşte bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Milli Tunceli'ndekili çıkıyor. Dersim aşağı, Dersim yukarı. Dersim ne? Dersim gericilik. Dersim ne? Dersim vatan karşıtlığı. Dersim'le cumhuriyeti yıkmak. Dersim'le ortaçağ. Dersim'le kadının aşağılık olması. Yani Dersim dediğiniz zaman Dersim'in ifade ettiği bir değerler bütünü var. Tunceli'ne Tunceli Cumhuriyet. Tunceli'ne Türkiye'nin vatan bütünlüğü. Tunceli nedir? Çağdaşlık. Tunceli nedir? Başı dik kadın, özgür kadın. Ondan sonra kadın erkek eşitliği. Değil mi? Tunceli'nin temsil ettiği değerler var. Bir de Dersim'in temsil ettiği değersizlikler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kalkıyor. Dersim aşağı, Dersim yukarı. Dersimli Kemal'im diyor. Dersimli Kemal'im ne demek? Ben Cumhuriyet düşmanı Kemal'im demek. Dersimli Kemal'im demek ben anti Kemal'im demek. Anti Kemal. Yani Mustafa Kemal'in karşıtıyım demek. Ben 1930'ların Cumhuriyet Halk Partisi değilim demek. Diyor. Değil mi? Sonra katil dediler 30'lara. Sonra özür dilesin dediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi vatan bütünlüğünü korumak, çağdaş hedeflerine ilerlemek için ne oldu? Nasıl PKK bugün çıktı? O zaman da Şeyh Said çıktı. Efendim Seyit Rıza çıktı ve bu hareketler uslandırıldı, bastırıldı değil mi? Uslandırıldı yani. O zaman tedip edildi. Bakın bu bile kibar bir seçim. Yani o hareketlerin etkisiz hale getirmesini uslandırma olarak Cumhuriyet niteledi. Ve güzel bir niteleme. Şimdi burada siz bir tarafsınız. Tarafsız olamazsınız. Ya Atatürk'ün yanındasınız. Şeyh Said ve Seyit Rıza'nın karşısındasınız. Yani Cumhuriyet'in yanındasınız. Vatanın yanındasınız. Veyahut da Cumhuriyet karşıtlığının, emperyalizmin, gericiliğin yanındasınız. Onun için bu efendim, Dersim sözcükleri, Seyit Rıza, Şeyh Said'i anmalar, onların heykellerinin önünde toplanmalar,
PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ortak eylemleri haline geldi. Yani bir Şeyh Saidci, Seyit Rızacı bir blok oluştu o Türkiye'de. Ve o blok Amerika tarafından güdülüyor. Ve o adalet yürüyüşünde de o blok tekrar ortaya çıktı. Efendim adalet yürüyüş adalet için. Hangi adalet? Seyit Rıza'nın adaleti mi? Şeyh Said'in adaleti mi? Yani ya Cumhuriyet'in adaleti var ya Şeyh Said'in. Türk askerini vurursanız, değil mi? Seyit Rıza olayı öyle başladı. Türk askerlerini köprü başında vurarak başladı. Ya Seyit Rıza'nın Türk askerine kurşun çeken, kurşun atan adaletinden yanasınız veya onları uslandıran Cumhuriyet'in adaletinden yanasınız. Başka bir adalet yok. Evet. Onun için adalet yürüyüşü falan herkesin benimsediği ortak bir adalet yok. Vahdettin'in adaletiyle Mustafa Kemal'in adaleti aynı değil. Efendim bugünkü Trump'ın veya Obama'nın adaletiyle mazlum milletlerin, Vietnam'ın, Türkiye'nin, Çin'in, Maçin'in adaletleri aynı adalet değil. Evet. Sayın Pençek bir başka tarafa bakacağım. Vaktimiz ilerliyor. Konuşmak istediğim birkaç konu daha var. Şimdi Haziran seçimlerinden sonra ortaya bir çözümsüzlük çıktı. Evet. Siyasi çözümsüzlük çıktı. Yani bir hükümet yaratacak bir güç çıkmadı ortaya. Bir siyasi yapı çıkmadı ortaya. Evet. Üstelik HDP'ye verilen bunca desteğe rağmen evet, çıkmadı. Evet. Şimdi önümüzde bir cumhurbaşkanlığı, benim kendi tabirimle cumhurbaşbakanlığı seçimi. Evet. Var çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı başbakanlığa indir gelmiş evet, oldu evet. Bence. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefet partisi lideri ben çıkmayacağım diyor. O zaman bir aday sıkıntısı oldu. Bu sistemde sistemin içinden çıkacak yeni bir çözüm olarak yeni parti arayışları gündeme geliyor. Ne geliyor? Akşener ve arkadaşları geliyor. Meral Akşener ve arkadaşları. Efendim mutlaka bu konuda bir şeyler söyleyeceksinizdir ama ben vaktinizi alarak bir iki hatırlatma yapacağım kendi notlarımdan. Bakın, Türk askerinin kafasına Süleymaniye'de çuval geçirilmesi olayına karşı Türkiye bir cevap verdi. Birkaç cevap verdi. Bu cevaplardan bir tanesi 28 Şubat olayıydı. Evet. 28 Şubat olayının üstüne emperyalizm neyle gitti? Kadir Sarımsak olayıyla gitti. Evet. Ve Çinler geçen günlerde verdiği bir demeçte bana o Kadir Sarımsak'ın elde ettiği belgeleri, ıslak imzalı belgeleri Meral Akşener verdi dedi. Evet. Sadece hatırlatma için söylüyorum. Evet. Yine 24 Şubat 2006 tarihli zamanda Sayın Meral Akşener Bedrettin Dolan'ı hedef gösteriyor, Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu hedef gösteriyor. Yani 28 Şubat'ta etkin olan, aktif olan kim varsa hepsini hedef gösteriyor. Alaaddin Yüksel Emniyet Genel Müdürü'ydü. Görevden alınma, göreve üçlü kararnameyle getirilen kişi İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle görevden aldı. Adam direndi Sayın Alaaddin Yüksel. Bu gitti kapıyı kırdı, öyle aldı. Yani hukuk anlayışına değiniyorum. Böyle birçok not gösterebilirim. Abdullah Çatlı'yla aynı düğünde, aynı fotoğrafta yer almasını da katabilirim bunların içine. Ki biz Çatlı'yı Gradyo'nun en etkin elemanlarından biri olarak şey yapıyoruz. Şimdi böyle bir Meral Akşener hafızamızı yokladığımızda çıkıyor ortaya. Böyle bir Türkiye'nin kurtuluşu olabilir mi? Canım onlar geçmişte olmuş, bitmiş şeylerdir diyerek üstüne sünger çekebileceğimiz şeyler mi bunlar? Bu yapılanmayı aydınlarımızdan da destekleyenler var. İşte Akşener, HDP, bilmem ne diye bir kurtuluş reçetesi sunmaya çalışanlar da var. Böyle bir şeyden milli bir hükümet çıkar mı? Evet. Şimdi isterseniz baştan başlayalım. Sizin de belirttiğiniz gibi yani bunu maalesef bin defa söylememiz gerekecek daha. Çünkü insanlarımızın kafasında bir cumhurbaşkanlığı kavramı var. O geçmişten kalan yani Türk anayasa geleneğinde cumhurbaşkanı devletin başkanıdır, tepededir. Ama esas hükümet başkanı başbakandır. Yani yürütme organının başı olması cumhurbaşkanlığı evet bir anayasa kurumu ama biraz
ne diyeyim, daha böyle göstermelik, sembolik bir anlam taşıyor. Esas yürütmenin başında fiilen olan başbakandır, hükümettir. Şimdi yeni anayasada yapılan değişiklik sonucu, 16 Nisan'da referandumda kabul edilen değişiklik sonucu, Cumhurbaşkanı artık hükümet başkanı. Yani şu andaki değil de yürürlüğe, ilk seçimde yürürlüğe girecek hükümlere göre Cumhurbaşkanı ne yapacak? Hükümeti kuracak, hükümet programını yapacak, yönetme, yani başbakanlık yapacak. Evet. Artık Cumhurbaşkanı başbakan. Ve Cumhurbaşkanlığın bazı yetkilerini de koruyacak. Yani başbakan ve Cumhurbaşkanı birleştiriliyor, tek adam. Cumhurbaşkanı oluyor. Evet, evet, siz öyle dediniz. Oluyor. Şimdi bir kere onun için bizim Cumhurbaşkanı olarak seçeceğimiz insan şudur. Türkiye'yi yönetecek adam. Yani efendim Çankaya'da veya Beştepe'de çayını, kahvesini içecek. Arada bir büyükelçi kabul edecek. Ondan sonra falan, öyle bir adam değil. Nasıl? Türkiye'yi yönetecek. Hükümet başkanı. Hükümet başkanı seçeceğiz. Evet. Onun için Ekmelettin İhsanoğlu. Efendim geçmişteki bir takım Cumhurbaşkanı deneylerimiz oldu. Yani o insanlarla ilgili olumsuz bir şey söylemiyorum ama o kurum o hüviyette olduğu için söylüyorum. Yani Ahmet Necdet Sezer'de, Fahri Korutürk'te falan öyle bir cumhurbaşkanı değil. Hükümet edecek. Hükümet etmek ne demek? Türkiye'nin öndeki sorunları çözecek. Vatanı bütünleştirecek. Üretim ekonomisine geçişi sağlayacak. Komşularla işbirliğini gerçekleştirecek. Ya da tam tersini yapacak. Aydınlığı, evet. Yani ben olumlu programı tarif ediyorum. Böyle bir cumhurbaşkanı, Türkiye'nin aydınlanma, laikliğini tekrar temellerine oturtacak ve o konudaki tahribatı giderecek bir hükümet başkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanı ararken o insanı aramamız lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin fuzuli bir parti olduğunu söylemiş oldu. Çünkü bir parti niçin kurulur? Hükümet etmek için kurulur. Yani siyasal partilerin tarifi şudur. İktidar mücadelesi veren veya iktidar olan ve iktidar üzerinden kendi programını hayata geçiren kuruluşlara siyasal parti denir. Onun İktidar için, hedefi olmayan bir siyasal parti olamaz. Dernek olur. Kanarya Sevenler Cemiyeti olur. Yani bir adı parti olan bir kuruluş. Ben Türkiye yönetme iddiam yok. Cumhurbaşkanı olmayacağım, aday olmayacağım dediği an bunun sonucu şudur. Ben Kanarya Sevenler Cemiyeti'yim. Türkiye'yi yönetme diye bir iddiam ve programım yok anlamına gelir. Tabii şunlar yapılabilir. Başka partilerle anlaşarak ortak Cumhurbaşkanı adayları falan belirlenebilir. O da Türkiye'yi yönetme iddiasından gelir. Yani orada Türkiye yönetmekten vazgeçmiyorsun. Ama bir ana muhalefet partisinin, mecliste şu an ikinci büyük parti olan bir partinin ben Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğim demesi havlu atmaktır. Yani bir boks maçında havluyu atıp ringin dışına çıkmaktır. Onu bir kere tespit edelim. Gelelim Meral Akşener olayına. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü aslında bir önümüzdeki seçimle ilgili bir hükümet seçeneğini temsil ediyor. Adalet yürüyüşü. Nedir? Kollarına taktığı güçlerle, yani bir yürüyüş yapmıyor. Onu ileride göreceğiz. Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisi verdi. HDP de verdi. CHP, HDP ve FETÖ. Abdullah Gül'ü de ona katın. Çünkü FETÖ'nün AKP içindeki uzantısı Abdullah Güller'dir. Davutoğlu. Yani CHP, HDP. HDP deyince PKK var içinde. FETÖ. FETÖ deyince onun içinde ne var? Abdullah Gül ve Davutoğlu da var. Yani FETÖ'nün doğrudan mensubu olmasa bile bunların hepsi Atlantik sisteminin hükümet projesi içinde yer alan güçler. Ve şimdi oraya Meral Akşener de dahil oldu. Yani adalet yürüyüşünü destekledi. Düşünün, bir milliyetçi nasıl adalet yürüyüşünü destekler? Yani şöyle bir milliyetçi düşünebiliyor musunuz? PKK ve FETÖ'yle milliyetçilerin belli diyelim iletişimleri, bağlantıları falan olabiliyor ama PKK ile milliyetçilik nasıl yan yana gelir? Bunu Türkiye'de kimse düşünebiliyor mu? PKK'nın dahil olduğu bir bileşimin içinde Meral Akşener de kendisini ilan etti.
Değil mi? Ve bu tabii onun için çok büyük bir problem. Yani çünkü milliyetçi kesim sen nasıl PKK ile beraber olursun diye ona soruyor zaten. Ama demek ki bir kuvvet onu o koalisyonun içerisine gönderiyor, itiyor. İtildi ve Meral Akşener o koalisyon içinde yer aldı. Bunu görmemiz lazım. Onun için sizin geçmişten, tarihten getirdiğiniz kanıtlar ve olgular bugünkü o konumla uyuşuyor. Yani bir dokunuşmazlığı yok o zaman. Hayır, şimdi söylediniz yani bakın sizin söylediğiniz hepsini ben şöyle özetleyeyim. Meral Akşener kontur gerillanın veya gladyonun kraliçesi. Çiller Özel Örgütü'nün tabii yani Çiller Özel Örgütü'nün işte, bizim benim Çiller Özel Örgütü kitabımda da vardır o şemanın evet. içindedir. Ondan sonra ve o Çiller Özel Örgütü o dönemin onların yönettiği dönemde İçişleri Bakanı'ydı ve gladyonun kraliçesi diyebiliriz. Bugünkü o yürüyüş içinde PKK ve FETÖ'nün yanında kol kola yer alması da Meral Akşener'in bir gladyo kraliçesi bugünkü olduğunu gösteriyor. Bugünkü gladyo da FETÖ'dür. Tabii. Yani FETÖ'yle onun çok... kraliçesi olarak çıkıyor. Peki şu garip gelmiyor mu? Yani kendisini solda gören arkadaşlarımızın bu formülü benimsemesi hep garip sorundan bu. Yani o, artık onlara solcu demeyelim. Solla bilgileri de yok. Bakın örgütleri kalmadı, gazeteleri kalmadı, yayın organları kalmadı. O sol dediğiniz gruplar ben, onlar kendilerini sol yani sol diye sol kendisini adlandıran gruplar tasfiye oldu. Yani örgütü kim desen örgütleri kalmadı. Parti desen partileri kalmadı. Seçimlere katılamıyorlar. Dükkanları kapattılar. Kepenkleri indirdiler. Çünkü halk onları tutmadı ve benimsemedi. Sebebi de gittiler PKK'yla. PKK'nın güdümüne girdiler ve PKK çatısı altında yer aldılar. O zaman halk onları sildi. Toplum onları sildi. Sol da onları sildi. Solda hiçbir değerleri kalmadı. Ama şunu söyleyelim. Meral Akşener'in gidip de PKK ile yürümesi o kendi tabanı milliyetçi kesime falan aynı zamanda bir meydan okuma. Yani o milliyetçi kesim hiçbir şekilde PKK ile beraber hareket etmeyi hele bir hükümet planı içinde yer almayı kabul etmez. Şimdi şunu görelim. Kılıçdaroğlu bir karar verdi. O karar nedir? HDP ile PKK ile birlikte hükümet kurmak. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimine birlikte girme kararı verdiler evet. Ve o yola girdiler. Bu adalet yürüyüşü de o yolun yürüyüşüdür ve bu kararları devam ediyor. Şimdi adalet nöbetini HDP üstlendi. Evet. Bakın adalet kavramı ondan sonra bir CİA kavramına dönüştü. Bir CİA kavramına dönüştü buradan söylüyorum. Sayın Perinçek normal değil mi? Çünkü hayır. Demokrasi kavramında siz, bir şeye dönüştü. Amerika'nın kullandığı CİA, kavrama dönüştü. Şunun için CİA kavramı diyorum. Şunun için CİA kavramı. Siz 105 bin Kılıçdaroğlu, 105 bin kamudan atılan insanı tekrar geri alınacak diye bir program ilan ederseniz adalet yürüyüşünün başında iki gün üst üste bu ne demek? Fethullah terör örgütünü, gladyoyu hapislerden çıkartacağız, tekrar devletin içine yerleştireceğiz. Yani bizim 70'lerden bu yana 47 yıllık emeğimiz, Türk milletinin mücadelesi bir kenara atılacak ve tekrar tasfiye edilen gladyo, Fethullahçı gladyo getirilecek. Tekrar mahkemelerin içine, yargının içine, polisin içine, ordunun içine yerleştirilecek. Yani Amerikan planı. Bunu ancak bunu Amerika getirir ve dayatır. Millete buna izin verecek efendim, yani. Bir. İkincisi PKK'yı çıkartacağız içeride. Hayır çıkartmayacağız diyemez. Çünkü ne diyor hapishane? Biz diyor ne için yürüyoruz? Öyle 3 kişi 5 kişi için yürümüyoruz. Hapishanelerin kapıları açılsın. Ve Selahattin Demirtaş'ı kurtaralım diye yürüyoruz. Değil evet. mi? Açık söylüyor. Selahattin Demirtaş kim? PKK'nın elemanı. Bakın buradan söylüyorum. Selahattin Demirtaş kim? PKK'nın elemanı. Açsın bana dava. Mahkemede hesaplaşalım. Selahattin Demirtaş bana dava açsın. Ben PKK'nın elemanı değilim desin. Mahkemede bunu tartışalım. Ve mahkemede kararını versin. PKK'nın elemanı. Türkiye'deki 80 milyonluk insanımıza çoluğu çocuğu bırakın. Sorun. %95, %98 ne diyecektir? Hatta PKK'nın sempatizanları bile ne diyecektir? Selahattin Demirtaş PKK'nın elemanı. Zaten bunu reddettikleri zaman HDP diye bir şey kalmaz. Şimdi siz Selahattin Demirtaş'ı bir hapisten kurtaracağız dediğiniz zaman ne diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi. Ne diyorsunuz?
biz PKK'yı hapisten kurtaracağız diyor. 11 tane milletvekili var diyor Sayın Kılıçdaroğlu içeride. Berberoğlu'ndan başka. O kim? 11 tane PKK'nın milletvekili var. O 11 HDP'li milletvekili PKK'nın milletvekili. Değil mi? Yani hiç kimse ismini değiştirerek yasal planda PKK'nın yerine böyle HDP falan gibi isimler koyarak kimliğini gözlerden kaçıramaz. O Türk milleti bunu çok iyi biliyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi PKK'yı, PKK'nın milletvekillerini ve PKK'nın elemanlarını hapisten çıkartmaya kalktınız. Çıkartamazsınız. Çıkartmaları mümkün değil. Yani Türkiye PKK'yı temizliyor, FETÖ'yü temizliyor. Tekrar getireceksiniz PKK'yı, efendim FETÖ'yü çeşitli kurumların içine yerleştireceksiniz. Tekrar belediyeleri PKK'ya vereceksiniz. Güneydoğu'daki belediyeleri ne yapsın diye, hendek katsın diye, efendim mayın döşesin diye, Mehmetçiği vursun diye. Türkiye bunu kabul etmez. Onun için bu hükümet projesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ve PKK ile ve FETÖ ile, Abdullah Güler'le, Meral Akşener'le hükümet projesinin hiçbir geçerliliği yok. Yani bunlar ancak Amerika'nın istediği karışıklık ortamlarında kullanılabilirler. Başka bir başarı şansları da yok. Şimdi bazı dinleyicilerimiz efendim nereden çıktı? PKK ile HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi hükümet kurar mı hiç diye soracaklardı. Ben de şunu söylüyorum. Bekleyelim. 3 ay bekleyelim. 5 ay. Şimdi görmüyorsanız bunu. Görmemek mümkün değil. Yani bir HDP, Cumhuriyet Halk Partisi, PKK, FETÖ ittifakının oluştuğunu ve bunun bir hükümet planı olduğunu görmemek bugün mümkün değil. Ama hadi diyelim bazıları bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir yere oturtamıyor ondan sonra. Onlar da kendi tecrübeleriyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu görecek. Bakın evet. Buradan siz de bunu saklayın. Önümüzdeki seçime Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP beraber girme kararı aldılar. Yani CHP, PKK, FETÖ koalisyonu önümüzdeki seçim için kuruldu. Kuruldu. Bunu göreceğiz. Ama bugünden görmek önemli. Neden? Çünkü Türkiye ne AKP'ye mecbur ne CHP, PKK ittifakına mecbur. Siz kendinizi hiç yalnız hissediyor musunuz? Hayır. Siyasette. Türk koskoca siyasette. Türk milleti var. Bakın. Hayır şundan güçsüzlük anlamında değil. Siz bir şey söylüyorsunuz, 4 sene sonra çıkıyor ama 4 sene beklemek zorunda kalıyorsunuz başkalarının da bunu görmesini. Bu iyi bir şey değil şimdi, galiba. Yok, iyi bir şey değil, iyi bir şey çünkü 4 sene sonra bazen 4 ay sonra hayır ama rahatsız çıkması olur insan. Hadi anlayın artık, hadi ya, anlayın ya, artık. Bir yıl geçti, bakın, 2 yıl geçti. Toplumlar tecrübeyle anlıyor. Mustafa Kemal Paşa'yı düşünün, değil mi? Samsun'a çıktı, herkes birden anlayıp hemen etrafında toplanma diye bir şey yok. Erzurum Kongresi'nde onu başkan seçmiyorlardı. Sivas'ta başkan seçmiyorlardı. Efendim İstanbul'da meclis toplandı, bir başkan seçmediler. Değil mi? Yani bir devrimciyseniz, bir mevcut sistemle savaşıyorsanız, boğuşuyorsanız toplumun sizin getirdiğiniz çözümleri anlaması için kendi tecrübeleriyle bir şeyi yaşaması lazım. Bir süreci, evet, bir zamanı yaşaması lazım. O tecrübeleriyle öğrenecek ve öğreniyor. Peki. Sayın Pençek, 4,5 dakikalık kaldı ama şunu sormam lazım. Mescidi Aksa meselesi. Tayyip Erdoğan'ın bir turu oldu. Böyle. Bir neyi? Mescidi Aksa. Niye oldu Tayyip Erdoğan? Bir turu oldu. Evet, oldu. Bu sorunun çözümüyle ilgili. Evet. Nedir oradaki sorun? Şimdi bugün çok hızlıca sabah, geçelim. Çünkü bilmecenin cevabı tabii, Mescid-i Aksa'da İsrail'in aldığı o efendim aramaymış, bilmem neymiş falan filan. Onları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hani bu ibadet hürriyetine de İslam dünyasına karşı da İsrail'in bir terbiyesizliğidir. Ve hiçbir şekilde hayata geçme şansı da yoktur. Ve ona karşı direnen Filistin halkını ve bütün Batı Asya milletlerini, halklarını, ülkelerini canı gönülden destekliyoruz. Biz de o direnişin içindeyiz. Bunları belirtelim. Ve o direniş şimdi ürününü almaya başladı. O metal dedektörü kaldırdığını bu sabah ilan etti. İsrail güvenlik kabinesi ilan etti. Bu yani bizim mücadelemizin başarılı olduğunu ve sonuçlar almaya başladığını gösteriyor. Evet. Onun için
İsrail akıllı davranmalı. Çünkü bu tür bütün Batı Asya halklarını, milletlerini, ülkelerini karşısına alan bu aptalca girişimler herhalde İsrail için de iyi sonuçlar getirmeyecektir. Peki efendim, son iki dakika bilmece sormuş. Ha, bilmece. Bilmecenin cevabını alalım. Bilmecenin cevabı İsterseniz şu. Bir iki arkadaşımızın cevabına bir bakayım. Bana gelen şöyle diyor. Gelin müdahale edin demek istemektedir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bunu anlıyorum demiş bir arkadaşımız. Buradan katil Amerika'nın demokrasi getirmesi çıkar. Ama Irak'ı kastediyor, Suriye'yi kastediyor. Kukla Kürdistan çıkar diyen Gaye Cadı arkadaşımız. Cadı gerçek soyadım. Hayır, kendisine öyle bir isim koymuş. Evet, peki. O sizin partinizin üyesi bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta ben onu Gaye Cadı diye tanımıyorum. Belki. Yani tabii bizim partimizin şu anda 40 bin ne kadar yakın üyesi var. Hepsini tek tek bilmiyorum ama. Evet, peki. Biz bunları ayrıca alacağız ama şöyle, sizin cevabınızı alalım. Cevabı şu. Rusya diktatör derseniz, İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Türkiye'ye, bunlar bu rejimler diktatörlük rejimleridir derseniz, buradan bir tek Kürdistan çıkar. Çünkü o Amerika'nın ikinci İsrail çıkar veya tırnak içinde Kürdistan çıkar. İkinci İsrail cevabı da doğru. Kürdistan cevabı da parçalanma doğru. Cevabı doğru mu? Doğru kabul edelim. Beni çıkar deyince o çıkan şeyin adını koymak lazım. Anladım yani, ama 3-5 kitap yorum daha gönderelim. Sizin takdirinize bırakalım. Peki. Onu. Ama şu var. Neden? Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in, ikinci İsrail planını önleyecek kuvvetler kim? Türkiye, Rusya, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan. Hatta Azerbaycan biraz daha yukarıda kalıyor. Yani Batı Asya ülkeleri artı Rusya. Siz dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu ne yapıyor? O sözüm ona Kürdistan, ikinci İsrail önleyecek, herkes diktatörlüktür diyor. Onları yıpratmaya çalışıyor. Tam buradan, 12'den vurmuş. Buradan ne çıkar? Buradan ikinci İsrail çıkar ve Kılıçdaroğlu'nun da o ikinci İsrail ve Kürdistan planının bir aleti durumunda olduğu çıkar. Çünkü bu bir çocuk söylemiyor bunu. Evet. Yani ve niçin Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları Guardian'da, New York Times'da, bilmem Frankfurter Allgemeine, Der Standard falan bütün Atlantik sisteminin amiral gemilerinde yayınlanıyor. Çünkü Atlantik sistemi o Kürdistan planına odaklanmış durumda ve Kürdistan planını bozacak ülkelerin başında Türkiye var. O Türkiye'nin içinde içeriden bir takım kuvvetleri harekete geçirerek o planlarını hayata geçirmek peşindeler. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, PKK-HDP ittifakı, FETÖ ittifakı da uluslararası planda bir tek şeye hizmet eder. İkinci İsrail'in kurulması. Peki. Efendim, onun çok için, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bu ortamda güzel, çok güzel bir sohbet oldu. Stüdyomuz çok büyük. Bütün doğa stüdyomuz oldu. Maşallah, çok güzel bir stüdyomuz var. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür tekrar. Ederiz. Selam da saygılar. Sevgili arkadaşlar. Bitirirken bir kez daha hatırlatıyorum. Ulusal Kanal bu ayın sonuna kadar karşı karşıya kaldığı sorunu çözmek zorunda. Hep şey diye düşünebilirsin. Ya nasılsa atlatırlar. Ya herhalde kesilir. Yani zorlanıyoruz. Onu söyleyeyim. Lütfen iletişim bilgilerinden arkadaşlarımıza başvurun. Başvurun yani. Yani Türksat'ı şeyinin ücretin ödenmesi değil mi? Bu 150 evet, peşin bin olarak istiyorlar. Evet. Yani bu bir görevdir. Bu darbe gecesi, bu Fethullahçı Amerikancı darbedir, ezilecektir diyecek bir yayın kuruluşunu elinizden kaçırmayın diye söylüyorum. Lütfen de demiyorum, rica da etmiyorum. Atatürk Kurtuluş Savaşı'na kimseyi rica ile minnetle gelin şuradan servis kaldırıyorum diye çağırmadı. Gidin görevinizi yapın. Bugünlük bu kadar. Yarın çökertmeden devam edeceğiz. Yarın saat 11'e kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın saat 11'e kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Türkiye'nin halkçı devrimci televizyonda... Elbette işi sıkışmış durumda. O ele geçen malzemelere baktığında onda...
Fabrikaları durdurdular, makinaları söktüler. Evet, Merkel görüşmesi. Asker diz çökmez. İran'a başlıyor. Hayır diyenler de. Emperyalizm böyle kolay mı vazgeçiyor?